Fıkıh bize diyor ki bir adam, bir kadın, adam neyse, kanlı basur olsa, yani makatından 24 saat kan akıyor. Bu adam nasıl ibadetini yapacak? Sahibi özürdür diyor. İstediği kadar kan aksın, abdestini alır her namaz için ve namazını kılar. Kılar. Peki ben size soruyorum. Makatından kanlı basurun kirli kanı akan bir adama bu din namaz kılma ruhsatı izni veriyor, veriyor da. Analık gibi bir kutsal varlığın, bir yapının göstergesi olan regil kanına nasıl bu ruhsatı vermiyor ve onu ibadetten, camiden hocam, uzak? Hocam ihtiyari mi diyorsunuz? İhtiyari. İhtiyari. İstersen kılmayabilirsin veya oruç tutmayabilirsin. Sancısı vardır bilmiyorum. Ya gayet açık, peygamberimiz onlara bu ruhsatı vermiştir. Çünkü regil hali bir hastalık halidir. Eğer siz bu halinizi ibadet etmenize engel görüyorsanız etmezsiniz. Namazlarınız için kaza yok, oruçlarınız için kaza edersiniz. Kaç gün tutmamışsınız. Bu kadar basit. Bunu yasağa çevirdiler. Ve bu yasağı o kadar zalim bir noktaya taşıdılar ki, regli halindeki kadın caminin avlusundan geçebilir mi? Şuna bakar mısınız? Yuh. Bunu da mı söylüyorlar? Ne diyorsunuz? Fıkıh kitapları doludur bunlarla. Geçerse kaç metre yakınından geçebilir? Bitmedi. Madem açtınız bir şey daha söyleyeyim. İslam nasıl yozlaştırıldı da bunun bütün ayrıntılarını verdim. Utanır insan okuduğu zaman. Ama bunlar dolu bizim fıkıh kitaplarımızda. Bunu yapan insanlar Kur'an'ın regl halindeki kadın açısından getirdiği tek yasağı delmek için olmadık şeytanlıklar uydurmuşlardır. Regil halinde bir kadına sakın yaklaşmayın cinsi manada. Kur'an'ın getirdiği tek yasak budur. Evet. Şimdi öbür yasakları getirenler bu yasağı delmek için neler yapmışlar biliyor musun? Utanır insan bunları zikretmeye. Neler yapmışlar? Anladım. Ne yapmışlar? Ben burada anlatamayacağım. Hakikaten iğrençtir. Kimse anlatamıyor. İslam nasıl yozlaştırıldı kitabımda kaynaklarıyla vermişim. Okusunlar görsünler. O kadar rezalet. Ya hakikaten utanırsınız. Öyle bir hale getirmiş ki isterseniz Kur'an'ın getirdiği bu yasağı rahat rahat çiğnersiniz. Şu 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 şöyle yapar. En son diyor ki onları da yapamadıysa bir dirhem sadaka verir, o günahı böylece kapatır. Kapatır. Ulan nereden çıkarıyorsun? Ondan sonra da aynı kudurmuş kadını caminin kudurmuş avlusundan geçirmiyor. Ulan kudurmuş şerefsiz. Ya yok o kadar söyleme yani. Ah hocam sen demediğini bırakmadın. Bu ne ya? Ben ama öyle bir şey demedim. Tamam biz lafını söyledik. Sen imasını ettin. Ben sitemimi yaptım. Sen ama başka bir şey yapıyorsun. Hayır. Sadaka verecek olan adam için söylüyor onu. Ya kudurduğu kesin. Hani bir zamanda şey tartıştılar ya. İşte orucu seks yaparak açabilirim. Onu Zekeriya Hoca söylüyor. Ya bütün günü beklemiş. Oruç tutmuş. Ledünnileşmiş, ruhanileşmiş. İftar edecek. İftardan sonra da istediği haltı işler serbest. Şimdi adam gelip diyor ki ben iftarı bununla açabilir miyim? Ben de Ali Kırca'nın programında bağırdım. Mahalle ayağa kalktı. Kıyamet koptu. Ya kudurdun mu? 20 dakika daha bekle. Biliyor musun onu? Kıyamet kopmuş. Ama tok karnına zor olur hocam ondan belki. Hadi canım. Az ye o zaman. Yani. Zaten iftarda tıka basa yemek. Ama hocam bunlar sorulara verilen cevaplar çoğu. Bu hükümler. Soruyor birisi. Ya soruyor. Güzel ama. Soruyorlar. Güzel ama. Ya geçen şeyi yani okuyor. Dini bu şekilde televoleye çevirmenin ne alemi var ya? Hocam Tavrihül Mesail. Evet. Hümeyni'nin o fetva kitabı. Evet. Şimdi o da bir fetvayı gördüm. Ya, soru cevap şeklinde. Ayetullah'a yazarlar. Evet. Yani kabirin üzerine bilmem ne yapmak, sıkıştırmak caiz midir diyor. Günahı var mıdır diyor. Ebe şerefsizdin arkana başka yere yapma. Yapma. Yapmasan daha iyidir ama diyor başka çare yoksa bir şey yoktur diyor. Sonra bir arkadaşa sordu bir şey. Orada hiç dayanamazlar işte. Demin regle olmuş kadın meselesini de söyledi. Sorulmuştur bu soru. Çünkü hatta şey dedim. Bunu nasıl düşündü diye yazdı. Kimin aklına gelir? Sorulmuştur dedi. Mutlaka soruyorlar çünkü.
Bunlar da öyle soruyor. Bakın, oturup böyle adilik soru, olsun diye soru icat ediyorlar ya. Gelmiş, ulan ne bize gelmiş sorular içinde var. Çok ters cevaplar vermişizdir. Efendim, Cansız Hoca'ya sordular. Hı. Kur'an-ı Efendim, Kur'an-ı Kerim'e basmadan bir yiyeceği alamayacak duruma gelsem. Yiyecek öyle bir yerde ki ona basmadan alamayacağım. Almasam da açlıktan öleceğim. Ölürüm veya çok zor durumda kalırım. Ne yapayım? Şimdi söyleyemem. Cansız Hoca o muhteşem filozofik üslubuna ama dedi ki gel söyleyeyim sana ne yapacağını. Git bilmem ne ye dedi. Ulan dedi Kur'an'a basarak yiyecek alacağım. Yani her şey bitti imkan. Bu nasıl sorudur ya? Hocam şeyin fetvası vardı ya Ebu Suud'un. Sormuş. Helada afyon çiğnemek caiz midir? Aa, o da hocaya o soruldu sakız diye. Şey diyor evet şey diyor. Evet. Sakız diye mi sordular onu? Hocaya, Cansız Hoca'ya ben şahidiyim. Hacı Efendi, Hoca Efendi şey ayak yolunda sakız çiğnemek haram mıdır? Bence mahsuru yoktur ama görenler. Şimdi ha aynen öyle. Hocanın o yayınlanan kitapta da var. Yok dedi, haram değildir ama dedi uzaktan görenler bilmem ne yediğini zanneder. Şimdi bakar mısın? Ebu Suud şey diyor ama onu başka şey yapmış. O da Ebu Suud da. Evet. Ebu Suud şey diyor, o afyon çiğneyen zaten insanlıktan çıkmıştır. Ne bok yas yesin diyor. Fetva yazmış. Ya o tabii, o da ayrı bir fetva. Ha, bu daha güzel. Çok güzel başka şey. Uzaktan görenler bok yiyor zannediyor. Hocam yine... Bir soru daha. Kimin aklına gelir ya? Kur'an'a basıp ya ben, alsam. Ya, evet ya. Yani, öyle diyor. Yaklaş dedi, yaklaş. Öyle bir durumda kaldınsa git bilmem ne ye dedi. Lan sen ne biçim soru soruyorsun? Hocam gerdek namazı diye bir şey var mıdır diye soruyorlar. Bu saat olunca millet bu soruları soruyor hocam. Eyvallah işte şimdi. Eyvallah gösteriyor. Masanın altında. Eyvallah. Ay kurban olduğum eyvallah. Kurtuluş ya. Güzel değil mi? Formül var. Aldım ben. Hocam isterseniz izleyicimizin telefonu da var. Burada telefona direkt cevap verelim. Ya hocam şu... Ya onları haftaya burada soruldu. Şu mürşidi müteehliyin malum. Evet. Ya, o duaları kim yazmış içindeki? Her şeyin bir duası var. Ya kafayı yemiş herifler. Ama bugünkü şeyle okursanız görürsünüz komedi kitabı gibi okuyorsunuz. Ne o? Mürşid-i müteehliyin. Ya ben daha böyle genel geçer, seninki kadar derin olmayan suallerle gideceğim. İzleyicilerden çok geliyordu ondan. Bebek doğar, işte 40'ında mevlüt okuturlar mesela. Diş budayı falan filan. Bunlar, iyi bir şey midir, nedir bu? Allah Allah, şiir okutuyor adam. Yani okutuyorsa ben ne yapayım? Sevdiği birinin şiirini okutuyor. Başka birinin şiirini de okutabilir. Bu kadar basit. Yani çok seviyorsa Çanakkale Şehitleri'ni okutabilir diyorsun. Onu da okutabilir. Okutan var. Çanakkale Şehitleri mi? Güzel şiir ama. Yani Çanakkale Şehitleri'ni okutanı ben takdir de ederim üstelik. Ama o kadar yani bunun dinle imanla bir ilgisi yok. Vallahi çok soru geliyor. Bu saatte hala soru yazmak da bravo. Ha şeyi soracaktım ya. Bu şeyde Rize'de geçen gün sizin memlekete yakın diye soruyorum. Fuarda dövme standı açmış bir gençler bir şeyler yapıyorlar. Dövme de yapıyorlar orada. Belediye başkanı gelmiş, kaldırın bu standı, bunlar günahtır, günahtır falan filan demiş. Dövme günah mıdır? Ya dövme günah diye böyle bir yasağı yok İslamiyet'in. İki şey var. Bunu putperest simgeleri onları takdis ettiği için işletiyorsa vücuduna o açıdan haramdır. Haram. İki, sağlık gerekçesiyle. Yani o şeylerde öyle bir... Abdest olmaz falan derler. Tabii öyle bir... mikrobik durum oluyor ki onunla niye abdest hiç alakası yok. Abdest derinin altında o fark etmez. Bence de fark etmez öyle derler ya. Derinin altında o. Yani icat etmenin bir alemi yok. Sağlık gerekçesi bir. Bir de adam takdis ederek bir şeyi vücuduna işletiyorsa bu putperestlik ifadesidir. Peki bu şeyde İslam'da bazı mezheplerde kadına tokalaşmak günah. Günah değil de daha doğrusu doğru değil. Bunu söyledim ben. Günah değil de doğru değil. Günah değil. Şimdi o şudur. Abdest bozuyor. Kur'an-ı Kerim diyor ki kadınlara
Yani kadınlarla cinsel temasta bulunmuşsanız gusletmeniz, abdestinizi yenilemeniz lazım. Şimdi orada lamestüm tabiri var. Dokunmak tabirini kullanmış. Mecazi bir tabirdir. Kur'an-ı Kerim onu cinsel temas anlamında, mesela İmam-ı Azam bunu böyle anlamıştır. Cinsel temas. Ama mesela bazı mezhep imamları hayır, doğrudan onu kelime anlamıyla almış, dokunmak manasında. Onun için kadına dokunduğu zaman abdestin bozuldu der. Günahla falan bir ilgisi yok. Bazıları mesela köpeğe dokunmayı da böyle anlamıştır. Evet, Şafii.